Oğlum bir rahat dur da adam işini yapsın. Şık şık sinir oluyorum. Gireceğim buna ya. Şıklatmasana. Ama Berber abim öyle... Şıklatma. Tamam abi. Merak etme. 10 yıldır buraya geliyorum, daha kimsenin kulağını kesmedi. Koş sen, arabada bekle. Ama daha tıraş olmadım. Çık dedim. Hayırdır dayı? Kâkülleri kısaltmaya mı geldim? Bir küçük imtihan etmeye geldim kardeş. Niye kendin geldin dayı? Yolladıkların yetmedi mi? Bunu mu diyorsun ha? Bizim için öldü bu. Eskiden iyi bir kardeşimizdi. İçerideyken beni o tıraş ederdi. Şimdi seni çok sevdiğine göre daha iyi kesecektir sakalını. Hadi yap işini. Dikkat et. Üstüne sıçratma. Berber dediğinin bileği kadar dili de kıvrak olmalı kardeş. Hadi o eksiği de ben tamamlayayım bari. Güvercin gerdanlığı nedir bilir misin kardeş? Güvercinin boynundaki o kırmızımtırak tüyler vardır ya. Bir kere taktı mı güvercin o tasmayı boynuna, başka birisini sevemezmiş. Ama bazen fazla sevgiden güvercinler birbirlerini de öldürürlermiş. Birbirlerinin gırtlağını deşerlermiş fazla sevgiden. O yüzden o kızıl tasmaya da güvercin gerdanlığı derlermiş. Madem bu kadar çok sevdiniz birbirinizi, bakalım kim takacak o gerdanlığı boynuna? Madem ikiniz de hasmımsınız artık, geldik sınavın son sorusuna. Biriniz ölürse diğeriniz sağ çıkacak buradan. Bakalım kim daha çok seviyor diğerini? Kim takacak o gerdanlığı boynuna? Müjdemi isterim kardeş. Sınavı geçtin. Cehennemde iyi bir yer kazandın mı bari dayı? Hala anlamadın kardeş. Kendi adamlarımı kendim sınarım. Sınandın, sınavı geçtin. Gel. Gel, gel. Gel. Bak. Da mezuniyet ediyen. Ne yapıyorsun sen dayı? Dur dur dur, bu sefer de ben bulayım. Beni takip ettirdin. Serdar'ın da işin içinde olduğunu öğrendin. Kaseti aldın. Bana veriyorsun ki Serdar'ı da temizleyebileyim. Doğru anladın mı? Ömer'in intikamını aldıracaksın bana. Saatler olsun kardeş.
dükkanında görüşürüz. Senin çocuk orada. Her şey üstlerine yıkılmadan almalıyım o çocuğu orada. Acele et o zaman yeğen. Çıkış yoluna koyduk dinamitleri. Fitili de ateşledik. Artık istesek de söndüremeyiz. Gerçekten oluyor mu dayı? Bitiyor mu? Şöyle diyeyim yani. Dün seviyordun onları. Bugün nefret ediyorsun. Yarın peki güne başlayabilecek misin onlarsız? Hiç tahmin eder miydin dayı? Eyşan, Cengiz, Ali. Bir gün dönüp onlara veda edeceğimi hiç tahmin eder miydin? O gün işte bugün yeğen. Serdar'la ilgili tam gerçeği hiç öğrenemeyeceğim. Bütün resmi hiç tamamlayamayacağım. Cehennemi resmetmek istiyorsan yeğen, cehennemin içine düşüp kaybolabilirsin. En iyisi o resmi yırtıp atmak. He? Serdar'ı ellerinden kaçırırlarsa ne olacak? Kaçırdılar bile. Evin halini gördüğü anda toplamıştır çantayı. Avukat Muammer. Hani sana bir adres vermiştim ya. Allah korusun bana bir şey olursa diye. Şimdi sana başka bir adres vereceğim. Bir ayarlayayım, bildiririm. Yok, merak etme. Üstesinden geliriz evvelallah. Hadi. Fare bir deliğe girdi mi, hangi delikten çıkacak onu bilemezsin işte. Ali nasıl bulacak o zaman? Onun gibi düşünen birine soracak. Hadi çek bakalım, yürü. Ali Uzunoğlu. Ha, paket mi bu? Haber var, dayıdan. Sen Rasim Hoca'nın oğlu musun? Ne olmuş? Rasim Hoca sana Ramiz Kareski'den bahsetti mi? Ne yapmam gerek onu söyleyin bana. Şşş! İzin verin. Kulağına söyleyeceğim. Tamam. Vaktiydi. Mehmet, benim veresiyeleri çıkar. Hepsini. Borcum kalmasın. Selam. Dayının da size selamı var. Ben onun elçisiyim. Ama sözüm onun sözüdür. Dayı hepiniz canınızdan çok seversiniz. Baba yerine büyüttü. Kardeşlik etti. Az beladan kurtarmadı sizi. Borçlu hissetmeyesiniz diye bir gün bile lafını etmemiştir.
Ama eğer bir borç varsa... Ben bugün burada... Onun adına tahsilata geldim. İyi hoşla. Bir şey mi oldu Ramiz kardeşime? Söyle, nerede dayı? Bundan böyle sırtımızı sağlam yere yaslayacağız Sefo. Eski kurallar geçerli değil. Bir daha kumarhaneler zaten sizdeydi. Şimdi nasıl değişecek kurallar? Oğlum Cengiz ne anlar rejondan? Jantiye hesapta. Bize ilişirlerse çöküyorduk tepelerine. Yoksa uzak duruyorduk halimden. O günler geride kaldı Sefo. Eskiden sokak satıcısıydık. Kapı kapı dolaşıyorduk ama kimseye verecek bir şeyimiz de yoktu. O yüzden tehdit ediyorduk, ağız arıyorduk. Şimdi? Asıl güç verecek bir şeyin olması demek. Bundan sonra vereceğiz, alacağız. Kimseye mecbur değiliz. Gücümüzden biraz vereceğiz, Ramiz dayıyı alacağız. Nasıl olacak o iş? Arabayı getir göstereyim. Sakın yalan söyleme. Ramiz nerede? Söyleyemem. Geçen hafta Ramiz'le mi gittin? Söyleyemem, dayı öyle istiyor. Neredeydiniz? Nereye gittiniz? Bilmiyorum. Ben bilmiyorum. Dayı biliyor. Tevfik, arabanın içinde sen de vardın. Kim kurdu pusuyu? Bilmiyorum. Dayı biliyor. Ben bilmiyorum. Ezel, gitmemiz gerek. Yaşıyor mu? Dayı yaşıyor mu? Yaşıyor. Nerede olduğunu bilmiyorum ama yaşıyor. İstediğini yap. Bundan başka bir şey söyleyemem. Dua et öyle olsun. Dua et. Dayının istediği bu olsun. Yürü abi. Neredesin oğlum? Ali abi seni bekliyor. Hiçbir soru masum değildir bu hayatta. Cevabını bulamadığın her sorudan korkacaksın. Sana çekilen her bıçağın kınında cevabını bilmediğin bir başka soru gizlidir çünkü. Gel burada. Sonra nasıl geldim diye soruyorsan kendine sorduğun ilk sorunun cevabını hatırlamalısın önce. Her cevap bir bilinmeyene çıkar çünkü bu oyunda. Nereye geldik Ali abi? Bağlantılarımızı kullanma. Ne yapacağız abi? Önce testi mi bulacağız? Yeni ortaklarımızla konuşacağız. Tefo, bu işi bir kıvırdık mı? Kumarhaneyi kazasız belasız açtık mı?
Dayı yarından çıkardık mı? İşte o zaman düzdeyiz. Bu akşam, bu akşam bitecek hepsi. Dayıyı nasıl yapacağız? Varna'ya gitmeye falan da gerek yok. Burada yapacağız hayalimizi. Öyle kimseyle anlaşmaya falan da gerek yok. Kendi başımıza, ha? Ha Tefo, ne dersin? Belki o zaman başroldeki kızı da kaparım, ha? Kendi başıma. Olur tabii, olmayacak iş değil. Değil, değil mi? Bak bu adam... Ya. Ne sandın? O haritada kendine bir kumar yeri istiyorsan... ...bu adamdan onay alacaksın. Alabilecek miyiz? Onaydan fazlasını alacağız koçum. Oo, Ali kardeşim. Hoş gelmişsin. Bu da? Tefo, Tevfik. Tevfik kardeşim. Bu zırtı pozu serseriyken bilirim. Sana ayak yapmasın. Şimdi büyüdü. Mekanlar falan işletecekmiş. Sizin de izninizle müdürüm. Ne izni lan? Bilmediğim şeye nasıl izin vereceğim? Onun iznini istiyoruz ya zaten müdürüm. Bak şu senin Cengiz. Akıllı çocuktu. Dert açmazdı bize. Çok da kibardı. Şeydi. Cömertti. Biz de öyleyiz müdürüm. Ha, öyle konuş bana. Rakam söyle bana, rakam. İsim verme. Rakam söyle. Bak izin vermem ha sonra. Rakamı lotoda söylüyoruz biz. İşimiz şans. Ama ben öyle pek işini şansa bırakanlardan değilim. Benden yeni rakam istiyorsan isim söyle. Senden istediğim isim. Müdürüm. Serseri serseri. Tam bir serseri bu. Çevirmeden rastlasan alırsın içeri. Ama severiz. O ayrı. Ramiz Karaeski. İki üç saat önce kameraya yakalanmış. Organizedekiler dosyalıyordu. Rica ettim. Güvenli hat mı alıyor? İşportacıdan. Koca Ramiz. O kadar güvenli değil. Artık o kadar koca da değil. Cengiz ne veriyorsa %20 fazlasını ver. Bak, serseriye bak serseriye. Ben de izin veririm. Kerpete veli. 30. %30. Daha iyi rakam. Ha? Bu adam var ya, en iyileriydi Ali. Bunun gibi bir kere gelir. Bir daha da gelmez. Beni nasıl geldiği değil, nasıl gideceği ilgilendiriyor. Hoppa! Nerede olduğunu unutma. Zaten yukarıdakilerin gözü üzerimizde. Katilleri dönmeleri bıraktılar, benle uğraşıyorlar. Karakoyunu zaten burada. O yüzden kim nasıl gider ben anlamam. Ama ne zaman diyorsan... Bundan daha iyi zamanı olmaz bu iş. Ben dalga geçiyordum abi. Film mi seyredeceğiz? Bin tane işimiz var. Gel Tefo gel. O senin bildiğin filmlerden değil. Ali Kırgız. Bu ayı el öpmeye geldiğimiz ayı. Soner Keskin bizim alemde kraldır bu ayı. Bu akşam hazırlattığım masa var ya, onun başına bu oturacak. Ya fetva almaya geldik yani. Sadece fetva değil Tefo. Seyret. Reis! Eğer biz köleysek
kabahat yıldızlarda değil, kendimizdedir. Yürü be! Atıl otur, seyret hadi. Mısır ister misin? Yok abi, ben göbek yaptım bu aralar biraz. Gel koç! Bize mısır getir, koç! Bu işi ben sevmedim. Senden kumarcı falan olmaz. Niyeymiş reis? Benim ne farkım var bunlardan? Şimdi ne desem ben kötü adam olacağım. Aptalsın desem olmaz. Ama ne yapalım, aptalsın. Cengiz'e söyle, otursun oturduğu yerde. Senden kumarcı falan olmaz. Selim! Gel lan buraya! Gel bakayım. Geç, geç. Sen hala burada mısın? Neydi? Ker... Piçeri. Peten. Ker Peten. E benden aklına gelsin. Otur, otur. Ben şey duydum bir yerlerden. Hastaymışsın sen. Bu filmlere. Böyle koleksiyon falan yaparmışsın. Hatta yanlış duymadıysam baban götürürmüş seni sinemaya hep. Ne olmuştu ona? Film çıkışı vuruldu. He. Ama haklamışlar katilini diye duydum. Hakladılar. Adam kaçmadı çünkü. Öyle durdu. Camize kalleşlik edene ölüm diye bağırdı. Kimdi? Düşmanımın düşmanı dostumdur diyen benden akıllı biri vardı. Sezar. Bu adam benim düşmanım. Ama bana bir numara büyük. Duydum ki senin de düşmanınmış. Düşmanımdı. Ama radon kesildi, anlaşma yapıldı, her şey kapatıldı. Senin için. Senin için de kapandı mı? Bunca yıl hiçbir şey yapmadım. Şimdi sen istiyorsun diye mi yapacağım? Ben istiyorum diye değil, fırsat oluştu diye. Bu adam hiç bu kadar zayıf olmamıştı. Ben de bir şeyler duydum. Ben sadece duymadım, gördüm de. Sabah arabasını buldular, öğlen kendisini, akşama meftasını bulsalar. Peki, madem her şey hazır, sen niye yapmıyorsun? Ben aptalım reis. Ben senin kadar güçlü değilim. Ben yaparsam bütün alem üstüme çöker. Raconu bozuyoruz. Ben de yapamazsam çöker. Yaparsam takdirimin karşılığı olarak kumarhanelerimden iki tanesini sana devrederim. Bütün müşterileriyle beraber. Tabii kumarhaneler benimse. Okuyu almıştır. Kaçmıştır. Uzaktadır şimdi. Fazla uzakta değil. Hattın öbür ucunda. İster indir, İster ara, hatrını sor. Aramıza hoş geldin, Ker Piçeri. Bana bak, ihale sana kaldı. Bütün takımı yanına al, git. Yalnız ihtiyar diye dalga falan geçmeyin. Topunuz kadar leşi vardır bunun. İşe yarayan kim varsa al sen. Ama girmiş yerin altına. Bu herif bulunmak istemezse bulunmuyormuş, öyle diyorlar. Bulmayacağız. O gelecek. Thank you.
Hünel. Bana bak. Giderken söyle onlara, şu benim filmi de bir daha taksınlar. Tamam reis. İsmim Nazım. Saadetimi kendim yıktım. Bu film benim hikayemdir. Yat sen, yat, yat buyur. İsmim Nazım. Şimdi tek bir şey kaldı. Neymiş o? En zor tefo. Beklemek. Abi bu Serdar. Fazla ihmal etmedik mi? Onun da zamanı gelecek. Ama şimdi dayı zamanı. Almıyor musun lan kokuyu? 2 saate kadar hayatımızda bir dayı olmayabilir. Hem de kılımızı bile kıpırdatmadan. Dayı bilse gurur duyardı bizle. En iyi öğrencileriyiz biz onun. Öyleyiz değil mi? Sen burada bekle. Ben bir yukarıya çıkayım bakalım. Hazırlıklar ne alemde? Gelirim şimdi. Neredesin? Abi ne yapıyorsun? Ne lan bu? Ne lan bu? 92! Ne lan bu? Şu aralar durumlarım biraz sıkışık be. Herifin birine borç vermiştim 90 lira. 2 gün içinde getir diyecektim. Telefonu aldım elimden. Abi abuk sabuk mesaj attım adama. Ali abi. Ali abi ne yapıyorsun? Abi! Ali abi ne yapıyorsun? Ben senin ailenim abi. Ben sana ihanet etmem. Ölürüm ama sana ihanet etmem. Sen hain değilsin defa. Hain değilsin sen. Tam tersini. Sen sahibine fazlasıyla sadiksin. Ramiz dayı bugün ölecek. Ölmeden ona sadakatini hatırlama diye. Hatırlarsan bir şey yapama diye. Senin iyiliğin için. Senin iyiliğin için kardeşim. Biraz da benim iyiliğim için. Ben önlemimi alayım da. Sonra gelir özür dilerim senden. Ali abi. Ali abi. Ali abi. Ben gelene kadar çıkmasın. Çıkarsa? Çıkarsa... haindir. Bu da nereden dolandı lan dilime?